Merhabalar. Termosifon ile Chopin arasındaki fark nedir? Termosifon nasıl çalışır? Termosifon da bir ısıtıcıdır. Yani su ısıtıcısı. Yine Chopin de bir su ısıtıcıdır. Ama Chopin hani ani su ısıtıcıdır. Ani su ısıtıcı olduğu için yüksek amper çeker. Yani yaklaşık maksimum 32 amperle çalışıyor. Küçük bir Chopin. Ama termosifonda bu olay amper olayı biraz daha düşüyor. Hani ani su ısıtıcı değil. Bir 20-30 dakika sonra ısıtıyor. Ama amper olayı 18'e kadar düşüyor. Mesela bu kaç 4 kilovatlık bir termosifon, kaç litre? 40 litrelik bir termosifon kazanı var burada. Yani 4000 şey 4 kilovat ne yapıyor arkadaşlar? 4000 watt yapıyor. 4000 wattı 220'ye böldüğünüzde sizlere 18 amperlik bir enerji tükettiğini gösteriyor. Yani 18 amper ile 32 amper arasındaki fark yani biraz fazla. Yani 32 ampere ister istemez kablo kesiti kalın olması gerekiyor. 6 milimlik olması gerekiyor. Ama buna yine normal 18 amperlik bir 4 kilovatlık bir termosifon kazanına siz normal 3-2,5 2,5 milimlik kabloyla da bağlantı yapabilirsiniz. Hani hatta burada yani galiba gördüğüm kablolar 2,5'luk hani. Fazla bir ebatı yok. Tabii 4 milimlik olsa daha iyi olur. Her zaman hani Chopin'e nazaran termosifon öneririm. Çünkü termosifonun hani herhangi bir tehlike arz eden bir durumu yok. Yani nedir işte 20 dakika sonra ısınır su. Hemen ısıtmaz. Ama arkadaşlar bu 40 litrelik kazan ısındıktan sonra hani sizi mağdur etmez. Yani sürekli su ısınır içindeki restans sayesinde. Aynı su ısıtıcı olmasa da size sıcak su temininde kesinlikle mağdur etmez. Şimdi bu termosifonumuzun sigortası, sigorta kutusunda bağımsız olmalı. Yani bağımsızdan kastım yani 4 milimlik veya 2,5 milimlik kablo ile sadece bunu beslemeli. Başka bir prizi falan beslememeli yani sigorta. Sadece termosifonu beslemeli. İşte termosifonumuz nedir işte 10 bar diyor 40 litre. Yine 4 kilovatlık bir enerji tüketiyor. Bu da 18 amper yapıyor. Termosifonumuzun içinde termostat var. Yani bu kazanı yüksek sıcaklıktan korumak için eğer ki termostatınız bozulmuş ise ister istemez içindeki termosifonun içindeki restansa zarar verir. Veya hani hiç çalışmaz. Kapalı devre çalışır genelde hani termostatlar. Eğer ki bozulmuş ise açık devre çalışacaktır ve enerji akışını da keser. Mesela buradaki yani bu sigortamız termosifonun sigortası. Nedir işte? Buradan 2,5 milimlik bir kabloyla besleme yapmışlar. Termosifona besleme yapmışlar. Şu 2,5 milimlik. Yani 4 milimliğe de benziyor ama zannetmiyorum. Yani 4 milimlik de olabilir. Biraz ebatları kalın geldi bana. Yani buradan termosifon beslemesi yapılmış. Gördüğünüz gibi hani çıkıştan başka bir besleme yapılmamış. Sadece termosifon. Yani şu siyah ve mavi kablo, faz nötr kablosu. Termosifonun beslemesi. Yine burada bir aydınlatma var. Yani bu sigortanın enerji akışı sağladığını gösteriyor. Termosifonun çalıştığını gösteriyor. Uyarı lambası gibi düşünebilirsiniz. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken kablonun, yani termosifon beslemesindeki kablonun buradan kesintisiz bir şekilde gitmesi. Herhangi bir prize buradan ek alınmaması veya herhangi bir beslemeye farklı klima olabilir vesaire bu sigorta çıkışından herhangi bir başka bir alıcıya arkadaşlar hat çekmememiz gerekiyor. Sadece termosifonu beslemesi gerekiyor bunun. Örneğin nedir? B20. B20 sigorta bizim ideal termosifonumuz. Hani 18 amper çeken bir termosifonumuz var. 20B 20 amperlik bir sigortamız idealdir. Hani sigortalarımız nötr korumalı. Zaten hani burada da belirtiyor nötr korumalı olduğunu. Bunlara hani bağlantı yaparken dikkat edin. Faz nötrün ikisini de birlikte korumaya alıyoruz. Hani renk kodlarına da pek dikkat edilmemiş. Gördüğünüz gibi sarı yeşille toprak kablosuyla nötr alınmış yukarıdan sigortadan yine buradan. Tabii motora giderken hani termosifona giderken dikkat edilmiş ama sigortaya giriş yaparken sarı yeşille nötr almışlar. Bunlara da yine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü herhangi bir sigorta kutusunda bir arızaya müdahale ederken daha kolay müdahale ederiz. Renk kodlarına dikkat edildiğinde, renk kodlarına dikkat edilmezse
faz tespiti yapacaksın, nötr tespiti yapacaksın, toprak tespiti yapacaksın. Bu da ister istemez ustalarımızı yorar.